6500 gencimiz 4 gün süren Teknofest heyecanı sona erdi. Antalya'da yapılan 25 teknoloji yarışmasının finallerinde 6000'i aşkın yarışmacı ter döktü. Teknofest'e katılmak çok onur verici ve gurur verici bir durum, bir duygu. Burada yarışmak gerçekten çok mutluluk verici. Bu heyecan herkes denemeli bence. Herkes buraya katılmalı. Biz projemizde özgü ve yerli olmasına çok dikkat ettik. Son gün son saniyeye kadar yarışlar devam etti. Her biri en iyiyi başarabilmek için mücadele verdi. Elazığ'dan geliyoruz. Final turu bizim için heyecanlı geçiyor. Robolik yarışması insanların robotlarını sergilediği İlkokul, lise ve üniversite düzeyi olmak üzere 3 kategoride yapılıyor. Biz lise düzeyindeyiz. İsmimiz GNCK. Burada verilen parkuru tamamlamaya çalışıyoruz. Jet motor, yapay zeka, tarım teknolojileri, insanlık yararına ve daha pek çok alanda yarışmalar düzenlendi. Özellikle finallerde miniklerin projeleri dikkat çekti. Onlardan bir tanesi de Azra Kalyon'a aitti. 9 yaşındayım. Ankara'dan geliyorum. Projemin adı radyasyonu bloke eden cihaz. Çok heyecanlıyım ilk defa katıldığım için. Projemiz radyasyondan koruyan bir yelek tasarımı. Kullanım alanları hastaneler ve radyoaktif alanlardır. Biz annemle Çernobil'le ilgili bir belgesel izliyorduk. O an radyasyondan insanların çok fazla etkilendiğini gördüm. Bu yüzden bu yeleği oluşturmaya karar verdim. Final günü sonundaysa sıra sunum ve tasarım ödüllerindeydi. Ödüller Teknofest ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından verildi. Öyle takımlarla tanıştım ki en gencinden, yani ilkokul seviyesinden, ortaokul seviyesinden, üniversite seviyesine ve hatta ötesine. Açıkçası dünya ile alakalı, bu geçtiği özellikle bu karanlık dönemle alakalı umutlarımın yeniden yeşermesine sebep oldu. Sizler medeniyetimizin güneş yüzlü çocuklarısınız. Sizler aşkın ve inancın tüm dünyayı bu buhrandan kurtaracak, karanlıktan kurtaracak nesillersiniz. Teknofest Adana'ya kadar 2-6 Ekim tarihine kadar halen daha yarışmalarımız var. Ben özellikle yarışmalara başvurup burada finalist olan tüm kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Tarım teknolojilerinde bu sene ilk defa verilen ticarileştirme ödülünü almış bulunmaktayız. Fırat Üniversitesi'ndeki yetkililerimize ve başta danışman hocamız Doçent Doktor Burak Tanyer olmak üzere bizde emeği geçen tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyoruz tüm arkadaşlarımızı. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. 4 farklı alanda 5 farklı projeyle finaldeydik ve bir projemiz en iyi sunum ödülünü aldı. Şimdi gözler Adana'ya çevrildi. 2024 yılının en büyük Teknofest organizasyonu 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana'da yapılacak. Şimdi de sende sıra, biz Teknofest'e büyük.